Evet, tekrardan merhaba. Arkadaşlar faiz problemleri konusundayız. Dediğim gibi çok böyle çıkan bir konu değil. Son 10-15 yıldır çıkmıyor. Bu arada kafamda şu sakın seste sorun yok değil mi ya? Tamam ne? Biz bir tane tecrübe yaşadık da işte. Bir musibet bir nasihat da nedir? O yüzden soruyorum bari psikolojik olarak. Şimdi faizdeyiz. Çok çıkan bir konu değil. 10-15 yıldır ÖSYM sınavına kendini göstermiyor. Ama biz de hani çok vafaki anlatmayacağız. 2-3 videoya hiç gerek yok. Bir videoda olayın mantığını vermeye çalışacağız. Bilginiz olsun. Zaten dinen de haram olduğunu biliyorsunuzdur. Faiz problemleri. Şimdi şöyle, faizin formülü yok aslında mantık olarak ama formülle çözmek daha rahat. Yani formülleştirmek diyelim. Mesela mantık şu, şimdi 200 TL paranız var. Banka size, şunu çıkarayım. Banka size mesela %20'lik bir yıl faiz veriyor. Yapacağınız şey şu yani, bir şey yok burada, havaya girmeyin. 200 liranın %20'sini alacaksınız. Şöyle bir yıl demiş, çarpı bir yapacaksınız, bitecek yani. Bu ama işte şurayı bizim formülleştirmemiz, her soru tarzını çözmemiz açısından çok daha rahat. Anlaşıldı mı? Yani burası böyle yapacağız ama formülleştirmek soru tarzlarının tamamını, mesela bilinmeyenler değişebiliyor. Çok daha olayı rahatlatıyor yani. Faizin aslında formülü yok ama formülleştirmek çok daha olayı rahatlatmış. Tahtayı sildim bak şimdi. Bir formülü var ama üç farklı versiyon şeklinde veriyoruz. Mesela A diye bir şey var faizde. Bu A ana paranın A'sı. Ana para. Ne var? Bak bu çok önemli bir şey. Bankanın uyguladığı yıllık faiz yüzdesi. Bak. Ne dediğimiz şey? Bankan bak ama yıllık. Bak. Bankanın uyguladığı yıllık faiz. Bazen aylık faiz der, onu yıla çevirin. Bunun en mantıklı yolu olur. Bak onunla ilgili bir soru koydum buraya. Dikkat edin. Hata yaptığınız yerden bir tanesi orası. T var. Zaman. Time'dan geliyor. Benim İngilizcem biraz iyidir. Bir şey demek istemiyorum. Zaman. Ama üç türlü zaman var arkadaşlar. Yıl olarak zaman verebiliyor. Ay olarak veriyor. Gün olarak veriyor. Biz aslında hepsini yıla çeviriyoruz. Mantık olarak. İşte formül ne oluyor mesela bu sefer? Nasıl formülleştiriyor? Şimdi A çarpı N çarpı T bölü 100 diyoruz. Ant. Akılda kalsın diye böyle yapmışlar. Eşittir faiz miktarı. Ama burada paydanın 100 olması demek T'nin çok önemli yıl olması demek. Yani yılsa ve bankaya parayı 2 yıl, 3 yıl yatırıyorsanız paydaya 100 yazıyorsunuz. Ama ay olarak yatırıyorsanız bir yılda 12 ay var ya, 12 ay mesela 24 ay kaç yıl? 2 yıl. 24 bin 12. 12'ye böleceksiniz T'yi. O zaman da paydaya bir 12 çarpanı gelecek. O da 1200 yapıyor paydayı. Yani mantık orada aslında hep yıla çeviriyoruz mantık olarak. A çarpı N çarpı T. Eğer T burada ay ise paydamız 1200 yapar. 12 ile çarpacağız. Burası da faizin miktarını verir. Eğer A çarpı N çarpı T günse, buradaki T günse kaç yapar mesela paydamız? Günse 3600 mi yapar? He 3600 yapar. 36 bin yapar. Bu 3600 çok düşüyorsunuz ha. 36 bin bir yılda 360 gün var. 360 da 100 çarpı 365 gün var da bankaların yılı 360 olarak algılanıyor. 36 bin yapar. Bu hataya düşmeyin ha. Faiz miktarı. ÖSYM tarafından sorulan en çok faizde, yani aylık olarak, yani ay olarak bankaya yatırılan paraları ÖSYM sormaya bayılmış. Bir de şuna dikkat edelim. Karşıya yazdığımız şeyin, şurada FM var ya, burada karşıya yazdığımız her zaman için faizin miktarı. Karşıya yazdığımız şeyin mesela ana parayla bir ilişkisi yok. Yani eşitliğin karşısında ana para yok. Bazen ana parayı da veriyor, o zaman çıkarma işlemi yapmak zorundayız. Bilginiz olsun. Şimdi başlıyorum. Bakalım. Bir başlayalım, ne olacak? 7200 TL yıllık %4 faiz oranı. Şimdi faiz demek, basit faiz demek. Şimdi basit faiz şu. Onu da anlatayım mantığını. ÖSYM hep basit sorun. Bileşik faiz sormadı ama bir tane çözeceğim. Testlerde var. Basit faiz her zaman ana para üzerinden uygulanan faizdir. Ana paraya uygulanan faiz yani. Yani banka 7200 yatırdı. Banka paranızı hep 7200 olarak görür. Faizi verir. Paranız faizle beraber 7500 olmuştur ama banka 7200 üzerinden faiz vermeye devam eder. Basit faiz bu. Bileşik faiz, banka paranız 7200 liradır. Bir yıl sonunda size 300 lira faiz verdi. Örnek vereyim. Para ne oldu? 7500 lira. Artık banka sana diyor ki senin paran bende 7500 lira oldu kardeşim. Ben sana artık parayı, yani faizi 7500 üzerinden vereceğim diyor. Şu anda bankadan uyguladığı faiz bileşik faiz mesela. Anlaşıldı mı? Yani paranız arttıkça faiziniz de artıyor. Mesela faizin de faizi mesela bileşik. O daha haram mesela. Anladın mı olayı? Bu konuları konuşuruz. Peki tamam, kaç aylık yatırılıyor? 8 aylık faiz. Tamam, ana para 7200 lira. Çarpı %30. Kaç ay? 8 ay. Bölü, burası ay olduğu için payda, aha, harekete ne dedin? Ölüm vuruşu yaptım ya. 7200. Akıl tahta aklını kaybediyor. 30 çarpı 8 ay. Burası ay olduğu için paydamız kaçtı? 1200.
Eğer 8 ay, 8 yıl olsa payda 100, 8 gün olsa payda 36 bin. 3600 değil. Eşittir diyeyim. Sadeleştirme yap, soruyu bitireceğim. Bir şey yok başka. Bölersen burası 6 gelecektir. Pardon. Saat akıllı olunca bir sürü şey çıkıyor. 6 kafam karıştırıyor yani. Çarpacağım 180, 8 çarpı 180, 800, 640, 1440 mı yapar? Evet. 1440 oldu yani. Cevabımız ne gelmiş oldu? Edirne gelmiş oldu. Klasik bir soru. Tamam. Devam edelim. Bir miktar para yıllık %60 basit. Bak bir miktar. Paranın miktarı belli değil. Faiz oranı üzerinden 4 yıl aylığına bankaya yatırılıyor. 4 ay sonunda 48 TL. Bak 4 ay sonunda 48 lira faiz alınmış. Banka edilen para ne kadardır diye soru sormuşuz. Bir miktar değil mi paramız? Bu paramız A lira olsun mesela. Bilmiyor ana para ya hani. A lira %60'tan kaç 4 ay bankaya yatırıyor. Bak ben sondaki zamanı ne olduğunu yazayım ki unutmayın. Paydamız 1200 oldu ve paramız bize kaç lira faiz getirmişti? 48 lira. 48 lira faiz getirdi. Sadeleştirelim. 60'a bölersem 20 gelecektir. 4'e bölersem 5 çıkacaktır. Çarparsam da A buradan 240 olur. Demek ki bizim burada bankaya yatırılan paramız 240 TL'ymiş diyoruz. Devam edelim. Yıllık %40'tan basit faizle yatırılan para kaç yıl sonra kendisinin 2 katı kadar faiz getirir? Kendisi kim? 2 katı kim? Kendisi A lira. 2 katı 2 A lira. Faiz konusunda bilinmeyen vermekten çekinmeyin. Çok fazla bilinmeyen verebilirsin. Mutlaka sadeleşme oluyor çünkü. A lira para yatırdım. Yüzde kaçtan? 40'tan. Kaç yılı? 1 yıl bilmiyorum. Ha, kaç yıl demişti? Kaç yıl sonra? Zaten onu soruyor. T yıl sonra. Bak burası yıl. Yıl olduğu için paydamız kaçtı? 100 eşittir. Para 2 katı kadar faiz getirecek. Yani karşıya 2A yazacağım. Para 2 katı kadar faiz getirecek. O zaman karşıya 2A yazacağım. Şu A ile şu A ne oldu? Gitti. Sıfırlar gitsin. Kalemin rengi değişsin. Kafamız karışmasın. 2'ye böldüm. 2, 2'ye böldüm. 5 oldu. Bakın şöyle bir şey oldu. 2T eşittir 10 geldi. T de eşittir. Kaç çıktı arkadaşlar? 5. Demek ki paramız, bu para 5 yıl sonra kendisinin 2 katı kadar faiz getirmiş olur. 5 yıl sonra kendisinin 2 katı kadar faiz getirmiş olur. Dediğim gibi şu ANT formülünde bilinmeyen vermekten asla asla korkmamanız lazım. Anlaşıldı mı? Yani mutlaka sadeleşme oluyor. Tamam. Devam. Bu tarz sorular da ÖSYM tarafından belki sorulabilir bir ihtimal. Ben bu konudan çok soru geleceğini şu an düşünmüyorum ama belli olmaz gençler. Yani bilmiyoruz yani. Anlatalım. A liranın %2'den 3 yılda getirdiği basit faiz, B liranın %7'den 5 yılda getirdiği basit faiz eşittir. Bak A bilinmiyor, %X bilinmiyor, Y bilinmiyor, B bilinmiyor, 4 bilinmiyor. Ama sorunun devamında B eşittir 3A bölü 2 var. 3A bölü 2. O zaman şunu karşıya attığımız zaman 2B eşittir 3A var. Burada B ifadesi atıyorum 3K, A ifadesi 2K diyebilirsiniz. Yani A ile B arasında bir ilişki var. Bir eşitlik kurunca K'lar zaten gidecek. Başlayalım. Şimdi A liranın, A 2K mıydı? Bunu bir yazayım, unutmayalım. B'de kaç K'ydı arkadaşlar? 3K'ydı. A liranın yani 2K'nın %X'den 3 yılda getirdiği faiz payda 100 mü? 3 yıl olduğu için 100 eşittir. B liranın yani 3K'nın %Y'den evet 5 yılda getirdiği basit faize eşitmiş. Denklemimiz bu. Dediğim gibi bilinmeyen vermekten çekinmemek gerekiyor. İfade bu. Yüzler de gider. K'lar da gider, 3'ler de gider. Utanmasa X'ye de gidecek yani. 2X eşittir ne oldu? 5'ye. Ne sormuştu bize? X ile Y arasındaki bağıntıyı sormuş. Biz ne bulduk X ile Y arasındaki bağıntıyı? 2X eşittir 5'ye olarak. Yani cevap ne çıktı? A şıkkı çıkmış oldu. Anlaşıldı mı? Bak çok zor bir soru çeşidi değil. Devam ediyoruz. Şengül bir miktar parasını bir bankaya yatırıyor. Kolay kolay çıkmazlar. Şengüller yorum yazsınlar. Şengül'ün bu parası 5 yıl sonra 5 kat. Bak çok önemli bir soru. Öğrencinin en çok hata yaptığı sorulardan bir tanesi bu. Bana çok getiriyorsunuz yani. Getirmeyin. Şengül'ün, getirmeyin diye çözüyorum. Parası 5 yıl sonra 5 katına çıkıyor. Bak para 5 yıl sonra 5 katına çıkıyor. Para 5 yıl sonra 5 katına çıkıyor. Yani para A lira 5 yıl sonra 5 A lira oluyor. Ne demek bu? 4 A faiz getiriyor. Çok önemli. Bakın 5 yıl sonra 5 katına çıkıyor ya. Yani 5 katı kadar faiz getiriyor demiyor. 5A oluyor. 5A. O zaman 4 katı faiz, 4A faiz getirir. Biz karşıya 4A yazıyoruz. Burada karşıya 5A yazanlar yanlış yaparlar. Tamam? Başlıyorum. A lira yatırdık. Yüzde neden bilmiyoruz. 5 yıl yatırdık. Faydamız 100 oldu mu? Ve para sakın 5A yazma. Karşıya 4A yazman lazım. 4A kadar basit faiz getirmiş oldu. A'lar gitti. Renk değiştirdik, unuttuk.
5'e böldük. Burası 20 geldi. Çarpınca A kaç oldu? A ne alaka ya? Pardon. Şurası gitsin. Hepsi gitti ya. Yine akıl tahtta imtihanımız başladı. A ne diye çarpı? Kaç? 5 miydi ya? Bölü 100 eşittir 4A. Değil mi? Tamam. Yapacağım. Bakalım sen mi büyüksün ben mi büyüğüm? Böldüm 5'e 20 geldi. A'ları da gitti. 20'yi karşıya attım. N ne oldu? %80. Demek ki bankanın uyguladığı faiz oranı yıllık yüzde kaçmış? 80'miş. Bankanın uyguladığı faiz oranı her zaman yıllıktır. Cümlemi tekrarlıyorum. Banka yatırılan para yıl olarak yatırılmayabilir. Onu karıştırmayın. Her zaman yıllıktır. Ama aylık diye mesela aylık %5 faiz der, onu sen yıllığa çevirmek zorundasın. Çevirmezsen payda bir 100 yazacak, ona kafan karışır. O kafayı karıştırmayalım. Devam ediyoruz. Yıllık %90 faizle banka yatırılan bir miktar para 4 ay sonra faiziyle beraber, bak çok önemli bak. Şurası çok önemli. Bak çok önemli diyor. Ben çok önemli diyor, çok önemli yazıyorlar. Bir yorum yazdım, hep çok önemli diyor. Önemli ne yapayım? Burada burası önemli yani. Yalan mı söyleyeyim şimdi? Yani? O zaman çok çok önemli. Çok çok önemli. Beraber 130 milyon olarak geri çekilmiş. Faizle verilen para kaç milyondur diye sorun. Bak şimdi. A lira yatırdık. Yüzde kaçtan yatırdım? 90'dan. Bir miktar bilmedik ya. 4 ay yatırdık. 4 ay olduğu için burası paydamız kaç geldi? 1200. Bakın burası 4 ay olduğu için paydamız kaç geldi? 1200 geldi. Eşittir. Karşıya 130 yazmayacaksın. Karşıya 130 eksi A yazmak zorundasın. Yani ana parayı çıkarmak zorundasın. Çünkü karşıda ana para olmaz. Karşıda faizin miktarı olur. Bak cümleme dikkat. Para faiziyle beraber 130 milyon olarak geri çekilmiş. 130 milyon olarak geri çekilmiş. O zaman orada ana parayı çıkarmak zorundasınız. Yoksa yanlış yaparsınız. Şöyle demiş olsaydı mesela, para faiz, paranın getirdiği faiz 130 milyondur deseydi karşıya 130 yazacaksınız. Burada ama olmaz. Tamam, en büyük hataların bir tanesi. Direkt yazıyorsunuz, o da yanlış çıkıyor. Peki, sıfırlar gitsin. 4'e böldüm 30 gelsin. 3'e böldüm 3. 3'e böldüm kaç geldi? 10 mu? Atalım bunu buraya. Ne gelecek? A eşittir. 10'la çarp. 3A pardon. 3A eşittir. 10'la çarpıyorum. 1300 eksi 10A. Atıyorum 13A eşittir 1300 geliyor. 13'e bölüyorum. A eşittir 100 çıkıyor. Demek ki bankaya yatırılan ana para 100 milyon TL'ymiş. Anlaştık mı? Lütfen dikkatli olalım. Şu karşı tarafta özellikle. Evet, güzel bir soru çözeceğiz şimdi. Kaç dakika olmuş? 12-13 dakika. Tamam. Çok uzun bir konu değil dediğim gibi. 3-4 sorum daha var galiba. Aylık %10 faizle bankaya yatırılan para. Bak işte bu olmaz. Faiz aylık olmaz. Olursa payda değişir. O yüzden kafa çok karışır. Biz aylık kelimesini hemen yıllık yapmamız lazım. Bunu yıllık yazmak için bir yılda 12 ay olduğu için çarpı 12 yapacağız. Onunla bunun bankanın bana getirdiği yıllık faiz oranı %120'dir. Bunu niye yapıyorum biliyor musunuz? Formülü değiştirmemek için. Yoksa formülü değişecek, kafa karışacak. Aylık faiz diye bir şey olmaz. Bak para bankaya 4 ay yatabilir. Burayı karıştırma. Paranın yatma süresinden bahsetmiyorum. Faizin oranından bahsediyorum. Faiz oranı her zaman yıllık demesi lazım. Yoksa kafa karışır. Aylık ders, sen o yıllığa çevir. Yıllık %100'ün faizle bankaya yatırılan para kaç yıl sonra kendisinin 3 katı kadar faiz getirir. Para A lira %120'den bankaya yatırıldı. Kaç yıl bilmiyorum. Paydamız da 100 oldu. Eşittir kendisinin 3 katı kadar, yani 3A kadar faiz getirmiş oldu. Anlaştık mı? Ne yapacağım? A'lar gidecek şunlar. Böldüm. Sıfırlar gitti. 2'ye bölsem 6, 2'ye bölsem 5 geldi ama tam bölünmedi. Bakacağız şimdi. 6T eşittir kaç geldi gençler? 15 geldi. Her tarafı 6'ya böldük. T eşittir 15 bölü 6 oldu. 3'e bölerseniz 5, 3'e bölerseniz 2. Cevabımız ne geldi yani? 5 bölü 2. Bursa çıkmış oldu. Anlaşıldı mı? İşin özü ve hikayesi bu. Bak güzel bir soru. Bana çok fazla soruluyor. Testlerde falan da var. Hata yaptığınız soru çeşitlerinden bir tanesi. Evet, böyle kalıbının sorusu olmayan bir soru çeşidi var. Hikayeye bakarsak şu anda çoğu kişi geçmek istiyor soruyu ama geçmeyeceğiz. Bir grafik verilmiş ama grafikte hiçbir işimiz yok. Bizim işimiz şurası. Faizin y eşittir, yani bağlantısı yani. Grafiğin denklemleri çok önemli zaten arkadaşlar. Grafik sorular zor değil. Denklem verilirse zor değil. Denklem verilmezse zordur. Y eşittir 3x artı kaç? 76 bölüsü kaç? X artı 2. Y ne burada? Onu yazmıştır. Y faizin oranı. Y faiz oranı. X neydi gençler? X de yıl. Tamam, ne sormuş? Demiş ki buna göre kaçıncı yıldan sonra yıllık faiz oranı %8'in altına düşer? Bilmiyoruz ki. Biz şöyle yapalım. Kaçıncı yılda
%8 olur bulalım. Mesela 10. yılda oldu mesela. O zaman 10. yıldan sonra 8'in altına düşmüş olur gibi bir yorum yapalım. Kaçıncı yıldan sonra demiş çünkü. Kaçıncı yıl düşer dememiş. Burası önemli biraz ya. Kaçıncı yıldan sonra? Anlaşıldı mı? Oraya dikkat edelim. Yani 3x artı 76 bölü x artı 2 eşittir %8. Yani ben şunu buluyorum. Kaçıncı yılda bu faizin oranı 8 olur? %8 derken 8 diyeceğiz ha. Direkt 8 yani. 8 bölü 100 falan yazarsınız Allah muhafaza. Sakın öyle bir şey yapmayın. Evet, paydamız 1 yaptım. Ne yaptı? 3x artı 76 eşittir 8x artı 16. Karşıya ve karşıya attım. 60 eşittir 5x oldu. X eşittir 12 oldu. Yani 12. yılda bu bankanın uyguladığı faiz %8'dir. %8'dir ama cevap da 12. Neden? Çünkü kaçıncı yıldan sonra faiz ona 8'in altına düşer demiş. 12. yıldan sonra payda büyüdüğü için 8'in altına düşmüş oluyor. 12. yılda 8 oluyor. 12. yıldan sonra sakın bak. Ama şöyle demiş olsaydı. Kaçıncı yılda %8'in altındadır dese cevap 13. Anlaştın mı? Bu sorduğu şeye dikkat bak. Tekrarlıyorum. Kaçıncı yılda %8'in altındadır demiş olsa cevap 13. Ama kaçıncı yıldan sonra 8'in altına düşer derse cevap 12. Dikkatli olun. Ha, şıklarda 13 yok ama olabilirdi yani. Tamam mı arkadaşlar? Kalıbının sorusu değil ama güzel bir yorum yaptık. Bir de böyle mesela biraz zorlayan bir soru var öğrenciyi. Dolar, molar, TL meselesi. Dikkatli olun. Ben de bazen hata yapıyorum. İşlem hatası. Yapmamak için uğraşalım. Bir banka dolar olarak yatırılan paraya %20 dolar. TL olarak yatırılan para %50 TL yıllık faiz veriyor. Doların 1.80 TL olduğu bu dönemde 1000 dolar olan bir kişi parasını bir yıl içinde dolar olarak bankaya yatırıyor. Ben şöyle yapardım. Parasını dolar türünden bankaya yatırırsa yani bu adam kaç lira faiz alır bir bulurum. Çünkü bu adam dolar yatırırsa %20 faiz alıyor. Para ne kadar? 1000 dolar. Hemen bulalım bak. 1000 doları yatırdım. Çarpı %20 yatırdım. Bir yıl yatırdım. Bölü 100. Evet 200 dolar faiz aldı. O zaman benim param şu anda toplamda 1200 dolar oldu. Doğru mu? Adamın söylediği şeyi yaptım şu an. Bu kişi bir yıl sonunda parasını faizle beraber çektiğinde zararlı çıkmaması için doların bir yıl sonunda değeri ne kadar olacaktır? Şimdi zararlı çıkmak istemiyorsa şöyle yapalım. Acaba bu parayı TL olarak banka yatırsa kaç TL çeker diye bulalım. 1200 dolarla o TL'yi eşitleyip doların kaç lira olduğunu yorumlayalım. Dedim anladın mı? Bak 1000 dolar vardı ya. Şimdi 1000 dolar var. Dolar ne kadar? 1.80. Dur şimdi. Konuşamadım. Çizdim şuraya bak. Bekle. 1000 dolar çarpı 1.80 ile çarpıyorum. 1800 TL. Param aslında benim 1800 TL'ymiş. Şimdi banka beğen parayı TL olarak yatırırsam 1800 TL yüzde kaç faiz veriyordu? %50. O zaman 1800 çarpı 50 çarpı 1 bölü 100. 900 yapmaz mı ya? 1800'ün %50'si 900 ya bir şey yok orada hemen bulursunuz. 900 TL. O zaman benim param burada 2700 TL olması gerekirdi. Eğer ben parayı dolar yatırmasaydım, TL yatırsaydım param 2700 TL olacaktı. Peki dolar yatırınca ne kadar oldu? 1200 dolar oldu. Doğru mudur? Zarar etmek istemiyorsam işte 1200 dolarla o çarpı bir şey yazacak o bir şey doların kaç TL olduğunu gösterecek. 2700'e eşitleyeceksiniz. Kaybınız olmasını istemiyorsunuz. Dedim anladın mı? 1200 dolar çarpı dolar ne kadar olmuş eşittir. 2700 TL yaparsanız ne kadar yani para kaybetmemiş olursunuz mantık olarak. Çözelim onu da siyahla yapalım. Hatta morla yapalım. Mor kullanmadım bayağıdır. 1200 dolar çarpı dolar ne kadar acaba? 1200 dolar çarpı dolar TL karşı ne acaba? Eşittir zarar etmek ister. 2700 TL olmuş olsun. Çünkü paramı Türk parası yatırsam 2700 lira bana para getirecek toplam. Yani param 2700 lira olacaktı. Sıfırlar gider. Tam çıkmıyor. Bölü 12 mi geldi? Yani 27 bölü 12 yapar. X de eşittir. 2,25 yapıyor. Beni yormayın. Hani bölünecek yerde kalmadı zaten. 27 bölü 12. 3'e bölsen 9. 3'e bölsen 4. 9 bölü 4 yapıyor. 9'u 4'e normal yurdum bölmesi yapacaksınız. Bak böyleyim duramadım. Bak diğeri kurt yesin ya. Şurayı silsem hepsini silmesin de. Gitti ya. Neyse. Bazen bu hamleleri yapıyorum. Geri alsam gelir mi acaba? Evet. Bak bir şey daha öğrendik ya. Şurayı sileyim. Evet. 9 bölü 4. 2,2 kere 8. 1 kaldı. 0,2825. Evet. 2, eğer dolar yıl sonunda 2,25 lira olursa bu adam bu işten zarar etmemiş olur. Çünkü parayı dolar yatırmıştı. Türk lirası yatırsa zarar etmemesi için doların 2,25'e çıkması lazım. Tamam. Evet.
Bir soru kaldı galiba, değil mi? Yıllık %20 bileşik bak. Bileşik faiz neydi? Bu daha haram olan bölüm. Yani faizin de faizi demektir. Bileşik faizde formülü var ama gerek yok. Şöyle yapalım. Yıl yıl banka yatırımları. Bileşik faiz sorularında testlerde varsa 2 yıl sorarlar en fazla bak. Bak dediğimi unutma. Bak, ben o kadar çok soru gördüm ki. Testlerde bileşik faiz sorusu varsa ben sanmıyorum ki 3 yıl sorsunlar. 2 yıl soruyor. Ne? Yıl yıl bulunabilsin diye. Çok zor olmasın diye. Tamam. 4500 TL'nin 2 yıl sonunda getirdiği faiz. Niye 2 yıl sormuş? Hani bir yılı bul. Şurayı sileyim. Bir yılı bul, diğer yılda bul diyor. Yani yıl yıl bulacağız. Şimdi bak, 4500 lirayı önce %20'den bankaya yatırdım. Bir yıl yatırıyorum, bir yıl. Bölü 100. Gitti, 900 lira faiz getirdi. 900 lira faiz getirdi. Param 4500 liraydı. Bana 900 lira faiz getirdi. Param benim kaç lira oldu? 5400 TL oldu. Bakın benim param 5400 TL olmuş oldu mu? Şu anda bankaya parayı 5400 TL üzerinden yatırıyorum. Yine %20'lik faizleri bir yıl daha yatırıyorum. Olayı buluyorum. Yıl yıl yapıyorum yani bu iş. Bileşik faiz en mantıklı yolu böyle yapmak arkadaşlar. Tamam. 5400. %20. Yine bir yıl. Bölüsü 100. Çarparsam, 2 ile çarpsam 108. 1080 yapar. Yani banka bana burada 1080 TL faiz getirir. Soru neydi ama? Para ne kadar olmuştu demiyor. 2 yıl sonunda getirdiği faiz ne kadardır diye sormuş. Yani yapacağımız işlem şu, hamle şu. Mavi alalım. Hamlemiz şu. 900 TL burada faiz getirdi mi? Getirdi. 1080 TL burada faiz getirdi mi? Getirdi. O zaman para toplamda kaç TL faiz getirmiş oldu diye sorarsanız 900. 1080'de 1980 TL paramız bize bileşik faizden getirmiş, para, bileşik faiz getirmiş demektir. Anlaşıldı mı? Bak, bileşik faiz sorularında tek formülden gitmek mantıklı olmaz. Çok yani bir formülde ezberlemenize gerek yok. Yıl yıl bir yatırın, parayı arttırın, sonra bir yıl daha yatırın. 3 yılda olacağını dediğim gibi tahmin etmiyorum. Şimdiye kadar kitaplarda ve kaynaklarda ÖSYM zaten sormadı. Öyle bir soru ne yapmadım? Görmedim. Evet, var mı başka sorumuz bakalım? Yok. Evet, ne yaptık? Karşısında faizde çok fazla soru tarzımızı çözmedik. Çünkü son yıllarda çıkan konular olmadığını söyledik. Bundan sonra konumuz özellikle sayısalcılar için o konunun başına atacağım. Çok önemli. ÖSYM'nin zor sorduğu kısımlardan bir tanesi. Yani hareket probleminden zor sormayı seviyor. Bu zor çıkan mı gelmesin? Bak, bu zor soru çıkacak demiyorum ama zor soru sormayı sevdiği bir bölümdür. Yazıyoruz, söylüyoruz, takip ediyoruz. Evde yalnız kalmayın diyorum. Benle kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.